يا لطيفا لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بالمجد قد عودتنا يا ربي آمن خوفنا. Tahakkuk ettiği takdirde ne kadar alat, edevat varsa elektrikle çalışan, bilgisayarla çalışan, durduğu takdirde insanoğlu tekrar tabiata dönecektir. Tekrar başlangıç yapacaktır. Tabiattan ayrıldı. Her şeyle tabiattan koptu. İnsanoğlu, efendim, düşüncesi olmayan robot haline döndü. Robot gibi hareket ediyorlar. Robot halinden kurtulacak, tabiatına dönecektir. Onun için söylüyorum, araba meselesi, arabalar çalışmıyor. Neden? Benzin yok. Uyulardan elektrikle, bilgisayarla çıkan şeyler, petrol. Rafinerilere, efendim, yine elektrik pompalarının pompalanmasıyla, elektrik kuvvetiyle akıp gelip, rafineriler hepsi elektrik ve kompütörle çalışır. Onlar çalışmadığı takdirde vapurlarla zaten yüklenecek şey yok. Evde bulunan benzin istasyonlarında şey pompalamadığı takdirde kovayla mı çekecekler şeyi, benzini arabaya dökmek için, kovayla çeksinler diyelim, bitince ne yapacaklar? Olduğu yerde duracak. Gerçi siz erkekleri ata binersiniz de, kadınlar sokağa da çıkamayacak. Süslü elbiseyi kime gösterecek? Süslü elbise kalmayacak. Boya bir bilmem ne bir kalmayacak. O ne kadar adam. Sokaklar tenhalatacak. At! Çok memleketlerde, Avrupa'da çok. Getiriniz, hazır ediniz. Sonra demeyin bir şekilde haber vermediğinizden, ben haber veriyorum. Ondan sonra şehrin içerisinde sivari dolaşacak millet, Osmanlı zamanında olduğu gibi. Asıl bir kelam şimdi, geri azgınlığı yapsınlar, ilse çıkartın. Bütün dünya terbiye olacak. İslam'a karşı olan kim varsa, hepsi terbiye olacak. Karısı cinnet geçirip, delirip, akıllanmadan ölüp gidecek. Yarısı kahrından ölüp bitecektir. Her yüzünde muhlis insan, Allah'a kulluğu düşünen insan, temiz insan kalacak. Dünyaya tapan insan kalacak. Dünya açıktır o. Troyla değil, kilometroyla da isteyen gelsin alsın denecek. Ödeme denecek. Ödenmiştir. Bir karış yere bir altı boyu efendi de vereyim diyor. Başından arta kalsın. Toprak şimdi altın hesabında satıyor. Toprağı millet. Sonra sıfırlanacak. Dışarı çıkmayacaksınız. Güneş tutulduğu andan itibaren İki rekat namazı vardır. O namazı kılmayana onun şu ağları Çernobil'den beter de dokunacaktır. İbni de küfür alemini vuracaktır oradan. Seyir vakti değil, namaz. Namazla aman ya Rabbi güneşten üzerine bir şey düşmesin. Çünkü arkasından onun patlamalar gelecek. Sözleri bu. Patlamalar olacak, patlamalardan dolayı gelecek. Dalgalar varmış, fırtına, büyük fırtına, denizlerin kabarması, karaların birbirine böyle böyle yaklaşması, çeşit alametler var ileriye doğru, Allah'a sığındır. Böyle çok şeyler var. Allah'a kaçan kurtulur, Allah'tan uzaklaşan kurtuluş yoktur. Kıyamet yaklaşmış. Allah'ın bildirdiği ne varsa meydana gelecektir. Allah'a sığınır. Ma asime illallah. Cenab-ı Allah'ın
koruyacağından başka hiçbir kimse korunamaz. Hiçbir mence, sığınak insanları barındıramaz Allah'tan başka. Evet, bu haber mühimdir Hüseyin Bey. Vakti saatiyle şimdi tedarikte bulunun. Kapıda bir kapıya bulunsun. Efendim, sağlam ağaçtan yapacaksınız. Kestane ağacı. Kırılmasın. Ve içerisine kurt da düşmesin. Ondan sonra hiç korkma. Hiçbir hanım sokağa çıkmaz. Ne için? Terziler yok. Modalar duracak. Efendim, süs kalmayacak. Herkes, insanların çoğu da o zaman artık dünyanın ziyneti sıfırlanmaya doğru geldiğinden ziynet diye bir şey kimsede kalmaz. Takva ziynetinden başka. Takvasıyla insan nuruyla yürüyecektir. Ondan ötede olan insanlar zulmetin içerisinde basıp geçip gidecektir. Para, kağıt paranın itibarı yok. İster dolar olsun, ister dolmaz olsun. Kağıdın hükmü yoktur. Hiçbirisi. Altın, gümüş. İşi görecek, alışverişi herkes altın gümüşle yapacaktır. Başka insanların hayal edemeyecekleri başka bir dünya meydana gelecektir. Çünkü milyonlar değil, belki milyarla insan telef olur. Şimdi 7 milyon ahali var diyor şimdi Cidde'de. Cidde'de su arıtan, deniz suyunu tatlılandıran ünitelerden bir tanesi bozulmuş. Bir hafta 7 milyon insan az kaldı telef olsun diyor. Herkes zemzem getirip zemzemle ittifa etti. Zemzemle değil, bir ünitesi bozulmuş onun. Vurmuş oraya şey, o virüs dedikten bir acayip bir şey var. Ki kimse kontrol edemez onu. Vurduğu anda hepsini berbat ediyor. Dubai'de 6 saat durdu. Virüs vurmuş onları. Zengin paralı, efendim, ikinci şey, tesisi devreye soktu 6 saat sonra. 6 saat içerisinde, yani biraz daha fazla sürse, millet sıcaktan ölecek. Çünkü dışarıda 70 derece, içeride 50 derece hararet. Beton binaların içinde millet, bu air condition dediği olmasa yaşayamaz. Su akmaz, ışık yok, asansör yok, air condition yok. Nasıl yaşar onlar? Hepsine tehlike var şimdi. Onun için Mekke Medine'de ne kadar dünya için toplanan adam varsa ki Nemrut kuleleri koydular oraya, Allah'tan, peygamberden korku utanmayanlar. İsmi bile değiştirdi, Charlton Hotel'de, Mekke'yi mükerrenin içerisinde. Bu gider mi? O kadar azdılar. Buraya Charlton Hotel olur mu Mekke'nin içerisinde? Söylesen hiç olmazsa Halid ibn-i Velid anıdır, efendim. Hazreti Osman onarıdı, efendim. Hazreti Ali'nin benziliydi diye böyle isim koysana, Charlton'da, Hilton'da. Hilton'dan düşüp patlayası var. Onlar binalardan edecekler. Bir kere daha geriye dönmemek şartıyla. Bir iğne de almayacaklar. Çünkü kendi canlarını kurtarma derdine düşecek. Nerede onun içerisindeki çeşit dürgüsüz hüseyy. Olduğu gibi bırakacaklar. Arkalarından Arabiler gelip bir bakalım evlere diyecekler, bakacaklar. Onlar da diyecekler ki bunlar sahablarına yaramadı, bize hiç yaramaz.
Onları götüreceğiz biz. Götürecek olsalar da onlar götürür. Arabaları bilmem neleri vardı. Biz nereye götüreceğiz bunları? Olduğu yerde kalsın diyecek. Ne kendilerine yarayacak, ne o evlerini gelip araştırmaya gelenlere, hırsızlığa gelenlere, yağmaya gelenlere de yaramayacaktır. Hepsi oradan kaçacak. Zemzem-i Şerif'ten içip 3 hurma, 5 hurma, 7 hurma 24 saatte razı olan insan orada kalacak ibadet için. Akifin, avam ve namaz ve ibadet için orada bulunanlardan madası hepsi kışırlanacak. Medine-i Münevvere'den de orasını dünya toplamak için ticaret merkezi yaptı. Vehhabiler, Mekke Medine'yi bir tek adam kalmadı, hepsi kaçacak. Orada yalnız 7 hurmaya razı olan bir oradaki sudan içip ibadete razı olan kimseler, Peygamber huzurunda kalanlar olacak. Onlara Cenab-ı Hak kalplerine manevi neşe verir de omurları milletir. Yüze yüze parahları atar. Aman yemek, aman içmek, aman giymek davası derdi yok onlara. Ve bunlar geliyor Hacı Ahmet Efendi. Ramazan'ın içinde dikkat et. Onun için ben bakıyorum. Ortalığın hali değişirse Avrupa'ya gitmeyi, Şam tarafına gideceğim de şey. Uzayak yer. Daha tepeyi dolaşamayız. İbadete meşhur olan kurtulur. Dünya için süpürecek, götürecek, atacak. 15 milyonluk İstanbul 150 milyon edecek. Su yok. Su basmaz. İlk olmayınca suyu basamaz. Birinci katlara su belki gider. Ondan öteden binalar hepsi duracak. Şeyhim, o 5 ay içinde demek ki yiyecek... 5 ayın sonuna doğru evet. Hepsi kapanır. Bu 5 ay içinde yalnız yiyecek stoklamak mı lazım, yoksa bahçelerde patates gibi şeyleri üretmeye vakit var mı veya ihtiyaç var mı? Onun nasıl bütün dünyada üstündeki... Yemeyecek, herkese yetişecek, yemeyecek çok var. Ha. Lakin su meselesi mühimdir. Su meselesi. Su meselesi. Herkes su olan yere koşur. Evet, yani şehirlerden çıkmayı tavsiye ediyorsunuz. Çıkacak. Müritlere. Şimdi bunlar... Mürit olsun, olmasın. Kırlar. İstanbul su dolu. Belki o neyle, elektrikle dolu. Tabii, elektrikle. Zaten başlayacak Allah korusun. Hemen veba hastalıkta, tifo gibi anında şey hastalar başlıyor. Koleralar, moleralar. Onun... Nasıl doktor, bu ifade o başka mesele. Su en birincisidir. Onun için hücum edecek memleketten çıkmaya yollar, sokaklar almaz. Arafat'tan dönüşe benzemez. Arafat'a çıkışa benzemez. Efendim çift yollar, paralı yollar, parasız yollar. Paralı yolları da o kulübeleri de yıkacaklar. Millet geçmek için o demirleri kıracaklar. Kulübeleri yıkacaklar ki Anadolu'ya yönsün, su neredeyse, ellerin etrafı milletle dolacak, su içmek için, kullanmak için. Bunlar varken bizim başımızdakiler Kur'an-ı Kerim'i oku okuma diyerekten uğraşıyor. Bunlar var önümüzde. Bir köyden gelen derhal köyüne kaçacak. Derhal köyüne gidecek. Aşağıdan gelen kimse kalmadı İstanbul'un içerisinde. Arınamaz çünkü. Gelecek oldu meselesi kendi kendisine hallolur. Elci yaşa. Elci yaşlarının eteklerine neler 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 olacak. Ya Rabbi ya Allah sen bu altında. Senindir benimdir. Bir polis alo den yetişir.
O zaman ne el telefonu ne ayak telefonu. Ne telsiz ne telgraf. Efendim. Ne radar ne madar. Herkes kendi şeyini muhafaza etsin. O zaman kontrolden çıkınca hepsi patlayacak onların. Bir ayet okumuşsunuz bu sabahına. Şahitler. يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Şerrin ve belanın ve azabın gökyüzünde uçacağı günden korkar onlar. Allah. Diyerekten işte ona delaleti gökyüzünden böyle hangi tarafa, bu tarafa atılan bu tarafa düşer, bu tarafa atılan o tarafa düşer. Yani kontrol, Ali Bey profesör bir bahsi edemiyor onu bizden. O büsbütün bela. Onu gizliyorlar. Çok kimin başına düşeceği belli değil. Denizin altında dolu. Evet. Denizleri doldurmuşlar. Gökyüzünde asılı duranlar var. Çok o uydular muydulara bağlı olanlar var. Onlar da düşecek. Onun patlamasından onlara vereceği hararet, hararet kavuracak o tarafa. Bir soğukluk gelecek, mevsimler değişecek, kıtalar değişecek, iklimler değişecek. Aslında mecal insanın kuvveti yetişmese dünya biter. Lakin kontrolden çıkınca kontrolü sahip alır. Amen. Kutlu'nun tasarrif aldı mı durdu? Amen. Hani intikam alınacaklar tamamlandıktan sonra dokundu mu o hemen biter. Yoksa bu teknolojinin kontrolünü geçmiştir. Manevi kontrol yapacak zatın elindedir o. Maneviyata inanan korkmasın. İnanmayanın başına düşsün. Amin inşallah. Canı yasaklayanların başına düşsün. Amin inşallah. Eti gelecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın kudret kaynakları tek değil ki hesaba gelmez. Başkasını devreye sokacak. Başkası devreye girdiğinde kimse bu tarafa bakacak, hal kalmayacak. Kimse aramayacak bu teknolojiyi. Hiç. Elime-i tevhid çekelim. Hani tedbirimiz olur ki şahat muhakkak bitecektir, duracaktır. İnanaler ki adın yerinde altını kullanacak bir zaman gelecek. Zamanın sahibinin zaten Hicaz bölgesinde olduğunu hala orada. Hala oradalar. Çünkü emir gelinceye kadar oradadır. O ilk tekbiri aldığında bütün bu atışlar, ateşli silahların patlamaları duracak. Tekrarın sahibi olan evliyalar o başlıkları hangisi patlamaz biliyor o. Atom başlığı var ya, belki o çip mi, çip mi, nedir? Çip, mikroçip. İşte bu şey, hangisi faaldir? Oğlum bunlar tayin edemez şimdi. Kontroldan çıkınca bilemez. Ama kutbun mutasarrıf olan zaten elindeki kimseler hırdam o hangisi patlayacaksa onu oradan aldım ama artık işe yaramaz. Gaması alınmış topa benzer. İşe yaramaz. İlk tekbirden ateşli silaha durur der bir şey kadar lazım. Kutbun dayandığı, güvendiği ateşli silahların hepsi duracak. İmkan olacak. Bir de o minlere yüzünden muharip sınıfı vardı ümmetin. Muharip sınıfı olanların hepsine kılınç edecek. Yeryüzünden değil, birer melaik birer kılınç takdim edecek. Yeryüzünde devam edecek olan küfrün bakayasını bitirmek için silah yalnız kılıçtır. Teknoloji değil. İşte vurmaya isterse o tarafa lazer uzandığı vakitte onun kafasını keser.
vücut ayıp olan sınıftaki müminlere. Evet. Efendim Allah'a çok yetişir. Tavfik.